tarzının dışına çıkarak çok konuşulacak bir rock albümü yapan Ümit ve senle Bodrum Yalıkavak'taki evinde bir araya geldik. Yeni albümünden özel yaşamına, Bodrum'daki sakin hayatından kimselere söylemediği planlarına kadar her şeyi konuştuk. İşte Ümit ve senle yaptığımız o keyifli söyleşim. Bu evde yaşıyor, İstanbul'u artık bir saniye bile aramıyor. Ne bu ya, kaldır bir oyuna bası koy diyebilir ya. Rock albümü yapan Ümit Besen'le Bodrum Yalıkavak'taki evinde çok özel bir röportaj. Ümit Besen, evet, kıskanç diyebilirsin, zayıflayamıyorum çok. Yalıkavak'ta özel bir müzik stüdyosu bulunan bu villada yaşıyor Ümit Besen. Arabesk ve fantezi müziğin efsane sesi Ümit Besen, Başka isimli bir albüm çıkardı. Albümde genç rockçılarla düet yaptı. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine, dünya döner mi? Zaten gençlere ulaşmıştık da, bu da ulaşamadığımız gençlere de yakaladı. Teoman severlere, işte ne bileyim Cem Adrian sevenlere, Bora Duran, Pamela, yani düetler var Pinhani ile falan. Çok güzel oldu. Gerçekten başka bir albüm diyebileceğimiz nitelikte. Efendim, biz Ümit Besen'i dram şarkılarla tanımıştık. 80'lerde, 90'larda aşkı yarım kalanların çoğunda bu şarkının hatırası vardır mesela. Nikahına beni çağır sevgilim, istersen şahidin olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nikah masasının büyüsünü de açıkladı Ümit Besen. Yaşanmışlık var, gerçek payı var. O yüzden de hani bunu şarkı olsun diye yazmıyorum. Duygularımı yazıyorum. O da herkesin yaşadığı bir duygu olup bu sefer ortak noktada buluşuyor gibi büyüyor. Bodrum sıcak, manzara enfes. Arada dekonsantre olabiliyor insan. Muhabirimiz Emre de sıradaki soruyu yanlış açıdan sorunca ortaya komik anlar çıkıyor. Sevdiğiniz kadına vermediler bizi. Bak bak bak, sen de yanlış konuşuyorsun. Sevdiğim kadına vermediler. Oğlum... Soruyu güzel sor. Sevdiğin kadına vermediler mi sizi? Benim mi verecekler? Yok efendim, hani yani sevdiğiniz kızı için... alamadınız mı? Yani. Dersin. Soru o. Yani alamadın. Alamadınız. Yani. İşte şarkı çıktı. Ama yok canım. O bir sitemdi ya. Yani şarkı şahit olmak bir sitem ya. Yani... fedakarlık. Yani ben senin için her şeye feda ederim. Hani seni o şekilde hani görmeye kimse razı olmaz. Gönlü razı olmaz. Biliyorsun o birazcık abartı. Yani. Nikah masası gerçek. Yaşanmış bir aşk hikayesinden ortaya çıkmış. Ümit Besen'e sevdiğini vermemişler ama gidip de nikahta tabii ki şahitlik yapmamış. Sevgiden dolayı bu da. Seven insan kıskanır. Fakat belirli güven derecesindeki dozlar ayarlamak çok önemli. Ümit Besen biraz kıskançmış. Ümit Besen, evet, kıskanç diyebilirsin ama yerine göre, dozuna göre, şekle göre o değişir. Peki filmi biraz geri alalım ve yıllar öncesine dönelim. Ümit Besen bakın nasıl şöhret olmuş. Ben Adana'da bir kulüpte program yaparken rahmetli Galatasaraylı Metin Oktay beni dinleyip arkadaşına tavsiye etmiş, Tarabya'daki rahmetli Hanifi Koç'a. Demiş ki böyle böyle bir insan var burada Ümit diye, onu getirmelisin mutlaka. O yüzden bana teklif geldi. O teklif üzerine ben İstanbul'a geldim. Efendim, hep birlikte müzik stüdyosuna geçelim. Burada bateri, gitar, klavyeler ve mikrofonlar var. Ümit Besen yeni nikah masalarını Yalıkavak'ta işte burada besteliyor. Böyle 70'li yılların böyle müzik soundlarına biraz meraklıyım. O yıllarda başladığımız için müziğe.
Söylemesi ayıp. Bu villalardan oluşan siteye ben taşındıktan sonra hem kiralar hem satış rakamları uçtu diyor Ümit Besen. Gerçekten buranın oksijeni, manzarası çok güzel. Sağ olsun Kamil Bostancı beni buraya şey yaptı, bu siteyi yapan arkadaşımız. İlla abi burası sana yakışır, buradan sana bir ev vereyim falan dedi. Güzel de kolaylıklar yaptı benim için. Sitenin de değeri arttı, daha pahalıya satmaya başladı ondan sonra evleri. Beliz Hanım da geldiler, çok utangaç. Kendileri Ümit Besen'in torunu oluyor. İzleyenleri de. El sala bakayım Melis. El sala Melis. Beliz konuşmamaya kararlı. Düşünüyor. Nikah masası mı, okul yolunda mı, ıslak mendil? Şarkıya karar verildi. Islak mendil de onun başını unuttum. Madem ki gece ayrılacağız. Hem bodrum hem de bu yaşantı Ümit Besen'e çok yaramış. İki yumurta, ceviz, fındık ve de domates, salatalık olur. Ama niye böylesin diyeceksin. Metabolizma durdu çünkü zayıflıyor. Yani zayıflayamıyorum çok. Yavaş gidiyor.